Derya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarım, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Abi. İyi akşamlar. Ne oluyor? Hakkınızda şikayet var. Sizi Ela Yüksel'i darp etme suçlamasıyla gözaltına alıyoruz. Ne? Ne? Bir dakika. Biz daha bu sabah paylaşım yaptık birlikte. Gel söylesene. Aşkım söylesene. Ela için adalet dedik. Hanımefendi lütfen. Bir dakika, siz nerede olduğunuzu farkında mısınız? Adalet dedik. Hanımefendi lütfen, buyurun. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Düğündesiniz siz ya. Benim düğünümde. İlhan Orhun'un düğünündesiniz. Bir dakika. İlker. Baba bir şey yapsana. Ya biz paylaşım yaptık İlker. Baba mahvediyorlar. Kızının düğününü mahvediyorlar. Baba. Bahar Hanım. Bahar Hanım, sesimi duyuyor musunuz? Ölmedi benim kızım. Ölmedi. Geçmiş olsun. Gelirsen gel, sen benim bebeğimsin. Öyle 18-19 falan değil, 40 yaşında da gelsen sen benim bebeğimsin. Ömrün vefa ettiği sürece sen benim bebeğimsin. Şu güzelliğe bak. İyi ki doğurmuşum seni. Hep öyle oluyor değil mi?
Bir kere anne olunca çocuğun hep bebeğin kalıyor. Hep. Hep öyle oluyor. Koşsana elini karnıma. Hani ağrımıyor demiştin. Sen koyarsan geçecek. Anne. Söyle bebeğim. On dokuz yaşımda söyleyeceğim. Geçecek bebeğim. Geçecek. Geçecek bebeğim. Timur. İlker Bey'i götürdüler. Hangi şubede o herif? Aşkım saçmalama. Bahar bu saçmalığı ilk yumurtadığında ne konuştuk biz? Yapmadı dedim. Yapmaz. Ben kefilim İlker Bey'e. Nerede o herif Banu? Bak o herifi bulursam yemin ediyorum kafasını koparacağım o herifin. Kendi ellerimle gebertirim onu. Bilmediğim bir şey mi oldu? Sen niye sil baştan delirdin yine? Bak ben o herifi... Tamam. Tamam. Gel gel şuraya geçelim. Korkunç bir şey yaşıyorsun. Emniyete gidip olay çıkarmak ne senin ne de kızının işine yaramaz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyoruz. Karın ortaya bir laf attı. Hepsi bu kadar. Eğer o herif kızımın saçının tenine zarar verdiyse... Sakın. Sakın Bahar'ın gazına gelme. Karının aklıyla hareket edersen en büyük kötülüğü kızına yaparsın. Şiddetin sosyeteği olmaz. Ellerin kırılsın İlker Ilgaz. Yeter. Şiddete dur de. Sosyete hesap ver. Paranız yetmeyecek. Adalet var, paran geçmez. İlker Ilgaz tutuklansın. Şiddete dur de. Dualar Ela için. İsmail Ilgaz'ın oğlu hesap verecek. Bu saçmalıkların hepsini okumak zorunda mıyız? Bu saçmalıklara kamuoyu baskısı diyoruz Hala Hanım. Çok aydınlatıcı oldu. Kamuoyu baskısı çok yüksek. Elimizi kolumuzu bağlayacaklar değil mi? Bu nasıl soru İsmail? İsmail Ilgaz'ın elini kolunu kim bağlayabilir? Bilgisayarın karşısında mesaj atan bir avuç ergen mi? Benim oğlumu sosyal medya mı mahkum edecek? Sosyal medyayı o kadar hafife almayın. Özellikle de İlker Bey'in aleyhine bu kadar somut delil varken. Yani tapusu kendisine ait olan Riva'daki evin içindeki fiziksel delillerden bahsediyorum. Oğlunuzun kanlı kazağı. Yani kanın Ela Yüksel'e ait olduğu tespit edildi. Ve en talihsizi de mobese görüntüleri. Kızın oğlunuzun otomobilinden atıldığı görüntüler. Tamam, sosyal medya tek başına bir yere kadar ama delillerle desteklenen kamuoyundan korkarız. Hepsinin bir açıklaması var. Siz isterseniz sabaha kadar delil sayın. Oğlum şokta. Belki şimdi konuşamıyor. Ama konuştuğu zaman o sizin saçma sapan delil dediğiniz her şeyin bir açıklaması var. Kesinlikle. Ama o zamana kadar sürecin doğal akışına müdahale etmemiz doğru olmaz. Özellikle de sosyal ve ticari itibarımız açısından. Sosyal itibarmış. Yok ticari itibarmış. Oğlumuzu değil, şirketi korumaya gelmiş. İsmail nereye? İsmail! İsmail Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Açıklama yapacak mısınız İsmail Bey?
Size bu gece tek bir açıklamam var. Eğer suçlamalar gerçekten doğruysa, bütün memleketin bunu böyle bilsin ki, İlker Ilgaz diye bir oğlum yoktur. Ben İsmail Ilgaz olarak genç kızımızın ailesi kadar bu davanın takipçisi olacağım. Her şeyden önce bir kız babası olarak bu işin peşindeyim. Gerçekten kabahatliyse benim oğlum bu akşam nikah masasından kalkıp nezarete girdi. Belki de oradan cezaevine girecek. Tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten kabahatliyse her suçlu gibi o da cezasını çekecek. Çekil! Seni affetmeyeceğim İsmail. Sesinin tonuna dikkat et. Sana son kez söylüyorum. Oğlunu sırtından vurdun. Bütün Türkiye'ye oğlunun arkasında olmadığını ilan ettin. Sırf Allah'ın cezası şirketin yüzünden. O Allah'ın cezası dediğin şirket olmasaydı sen... Tamam. Kurtardın şirketini. Ne mutlu. Ne mutlu sana. Oğlunu harcadın, şirketini kurtardın. Sorun yok. Ne sen, ne şirketin. Arkasında durmayın. Ben her zaman oğlumun arkasındayım. Her zaman! Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Anne sen nasıl? Merhaba. Ela ben. Ela Yüksel. Çok memnun oldum. Anne Ela şirketten. Stajyerimiz. Finans departmanından... bir saniye. Timur Yüksel'in kızı. İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Sanırım kendisi şu anda senden daha şaşkın. Ama bu şaşkınlığının tek sebebi hakkında yaptığım küçük çalışma değil, değil mi Ela'cığım? Çünkü Ela beni değil, İrem'i bekliyordu. Küçük hanım sanırım seni ayakta uyutup telefonunu alıp... şifreyi bir güzel girip nişanlına senin adına mesaj atmış. Onu bu romantik geceye davet etmek için. İrem düğün menüsünü tadıyor olmasaydı, bana mesajı okur musun demeseydi, gecenin sürprizine ben değil, küçük stajyerimiz imza atacaktı. Ben gideyim. Afiyet olsun. Bana tuzak kurdun öyle mi? Gizli gizli telefonumu aldın. Şifremi dikizledin. Sabah akşam dışarı çıkıp bir yemek bile yemiyoruz diye bir sürü olay yarattın. Tuzak kurmak için miydi Ela? İlker özür dilerim. Özür dilerim, haklısın. Ben her şey bitsin istedim yani. Anla beni, ben dayanamıyorum artık. Her şey bitsin gitsin istedim. Bitti. Hayır, hayır, hayır İlker lütfen. Lütfen, lütfen. Ela. Benim arkamda gözüm yok. Sırtımı dönemediğim bir kadının elini tutmam ben. Hayır, lütfen. Lütfen. (Gülüyor)
Oğlum, senin aklın nerede ha? Ya ben o mesajı yakalamasaydım? Ya benim yerime İrem gelseydi ne olacaktı? Anne. Ne annesi? Rica ediyorum ses tonuna dikkat et. Karşında liseli ergen yok. Evet, benim oğlum liseli ergen değil. 35 yaşında bir ergen. O bacak kadar boyuyla arkandan iş çeviren kız... liseyi daha yeni bitirdi değil mi? Oğlum, kız daha 18 yaşını yeni bitiriyor. Aptal! Bir de ona staj vermişsin utanmadan. Hadi İrem'i geçtim. Baban duysa ne olacak? Ya sizi görseler, ya yakalasalar... evlenmek üzere olduğun sevgilini... şirketteki stajyerinle aldattığın duyulsa... o babanın yatıp kalkıp kafamıza vurduğu... ticari itibarımız ne olur ha? Bu kaçıncı? Bu kaçıncı 3-5 günlük kız? Oğlan aklı değil, hormonları idare ediyor. Dua et, o kız senin başına bela olmasın. Hatta bildiğin bütün duaları et. Çünkü o kız bas bas bağırıyor. Almış bayrağı eline, ben belanın ta kendisiyim diye sallıyor. Kurtulduk sanıyordum. Kızım o beladan kurtuldu sanıyordum. Hanımefendi, sizi de artık akrabalarınızın bekleme odasına alsak... bizim daha takılmasını istedi doktorumuz. DNA testi çıktı mı? Anlamadım, hangi test? Bahar, gel canım. Gel hayatım. Teşekkür ederiz. Bir doktorla konuşalım. DNA testi önemli. Yani polisin de işine yarar. Bebeğin o adamdan olduğu kanıtlanırsa. DNA testi falan yok. Çoktan düşmüş gitmiş. Nasıl düşmüş gitmiş? Yok işte Bahar. Yok. Hasbayağı yok. Sen ayılıp bayılırken biz doktorla konuşacağımızı konuştuk. Sen sonuna yetiştin. Bir şey anlamadın yani. Bir şey diyeceğim. Belki adli tıp. Adli tıp yok. Test mest unut. Adli bir şey yok. Tamam. Bu düşük mevzusu falan çoktan kapınıp gidecek. Duyulmayacak, konuşulmayacak. Kimseye konuşmayacaksın. Polise falan konuşmayacaksın sakın. Yelda'ya bile bir şey söylemeyeceksin. Kardeşlerime, anneme. Ha özellikle anneme. Sakın. Kadının yüreğine inmeyecek Bahar. Kimse bilmeyecek. Tamam? Kimse. Ama... ama yok. Ne ama? Ne ama? Ya sen nikah masasından kaldırtıp getirdiğin herif... kızı dövmekle suçluyorsun Bahar. Sen kendi kızını ne ilan ediyorsun? Elinde olmayan testle gidip polise benim kızım hamileydi deyip bayrak mı sallayacaksın yani? Kendimizi rezil etmekten başka ne işe yarayacak bu? Ama... hala ama diyor, beni delirtme Bahar. Ama yok diyorum ya, ama yok. Bak ben her şeyi ayarladım. Araya adam soktum, her şey ayarlandı tamam mı? Sus. Bundan sonra test yok. Rapor yok. Düşük yok. Bir de kızımın arkasından şey... şey dedirtmem işte. Anla. Sen de dedirtmeyeceksin. Kimse dedirtmeyecek. Kimse bir şey diyemeyecek. Kimse bilmeyecek Bahar. Kimse bilmeyecek. Kimse. Genç iş insanı İlker Ilgaz şu anda cezaevine nakledileceği araca doğru götürülüyor. Gözaltı süresince atılan tweetler... Avukatları kamuoyu baskısına dikkat çekerken az önce nöbetçi mahkemeye çıkan İlker Ilgaz tutuklu yargılanacak. Evet, İlker Ilgaz tutuklu yargılanacak. Yalnız ölkeliyiz peşindeyiz! Yalnız ölkeliyiz peşindeyiz! Tutuklandı. Hep başkalarının başına gelirsiniz. Arkalarından paylaşım yaptığım bütün o kız çocuk isimleri.
Hep sana uzak, sana yabancı sanıyoruz. Sonra bir gün o isimlerden biri senin canın. Hep başkalarının başına gelmezmiş. Ne garip değil mi? Kurbanlar da canavarlar da uzaydan gelmiyor. Senin saçının telini sakındığın çocuğunu başka bir annenin çocuğu bu hale getiriyor. Senin gözünden sakındığın bebeğini başka bir annenin bebeği yapıyor bunu. Hale Hanım, ben o kadar üzgünüm ki ne diyeceğimi... Bize kim attı bu iftirayı? Kızın annesi. Neyine güvenip İlker Bey'in adını karıştırdı bilmiyorum ama pısırığın tekidir. Arkasını getiremez siner kalır. Yani rahat olun. Timur Bey bu işi halledecek. Geri çekmek mi? Şikayetimi geri çekmek mi? Evet, bağır. Sakin ol. Sen şok geçiriyorsun. İdrak edemiyorsun. Haklısın. Haklısın, benim hatam. Benim hatam. Ben korktum. Ben sakladım senden. Aklın almıyor tabii. Bütün bunların gerçek olabileceğini aklın almıyor ama gerçek, hepsi oluyor. Olmasaydı o zaman? Babasının sözünü dinleseydi olmasaydı? Biliyordun. Ben bunca zaman sana nasıl söyleyeceğimi bilemezken sen biliyordun. Sen kavga edersin, başını belaya sokarsın diye sakladım senden. Hem kızımı hem seni korumaya çalıştım ben. Sen o psikopat adamla uğraşırken sen neredeydin? Gözünün önündeydi kızın. O psikopat patronun gözünün önündeydi. Sen ne yaptın? Gözünün önünde o ruh hastası kızını kandırırken ne yaptın sen? Sen ne biçim babasın? Sen ne biçim babasın? Sen ne biçim babasın? Ne biçim babasın sen? Sen ne biçim babasın? Sen ne biçim babasın? Hallettin mi? Okey. İmkansız. Demek ki bu işi anneler çözecek. Thank you.
Keşke iki anne bu şekilde karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Yeniden. Hemen geliyorum. Doğum günü pastası. Kataloğumuzdan bakmak ister misiniz yoksa kafanızda özel bir tasarım var mı? Kızınız için mi? Ha pardon, onun doğum gününe daha vardı değil mi? Affedersiniz, ben çıkaramadım. Kızımı nereden tanıyorsunuz? Oğlumdan. Siz hala Ilgaz'sınız. Bakın, bu işi kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü böylesi benim de ilk kez başıma geliyor. Kaba ve kırıcı olmak istemiyorum. Ama kızınız bana başka bir şans bırakmadığı için buraya gelmek zorunda kaldım. Hanımefendi, buraya gelmekte biraz geç kalmışsınız. Kızım yanlışından döndü. Oğlunuzdan kurtuldu. Kurtuldu. Kulağa dramatik geliyor. Sanırım kızınız sizi bayağı yanıltmış. Çünkü söz konusu kurtulmaksa, kendini kurtaracak kişi benim oğlum. Hanımefendi, sizin oğlunuz kaç yaşında? Ben söyleyeyim. 35. Kızım hakkında buraya gelecek kadar çok bilginiz olduğuna göre yaşını da biliyorsunuzdur. Ama yine ben söyleyeyim. Daha 18'ini bitirmedi. Çocuk. Onlu yaşlarını sürdürmekte olan bir çocuk. Bakın, kızınız size tam olarak nasıl bir hikaye anlatıyor bilmiyorum ama... Bu hikayede bir suç bir de suçlu var. Suçlu sizin oğlunuz. Suçu da çocuk yaşta bir genç kızı istismar etmesi. İstismar? Bu çok tehlikeli bir kelime. Çok tehlikeli bir kelime Bahar Hanım. Bakın, bu iş ikimiz için de daha fazla çirkinleşmesin. Kızınızı uyarın. Kendini, geleceğini okuluna versin. Kızınız çok üzülür. Ama benim oğluma bir şey olmaz. Olacak ama. Oğlunuza bir şey olacak. Kızıma yaptıklarının bedelini hayatı boyunca ödeyecek. İftiranın bedelini mi? İftiraysa korkacağınız bir şey yok. Haklısınız. Buraya korkudan geldim. Ama sadece oğlum için değil. Kızınız için. Hepimiz için korktuğumdan geldim. Bahar Hanım. İkimiz de anneyiz. Aynı şeyi istiyoruz. Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Oğlumu aklamak bir yana. Bu canavarlığı kimin yaptığının ben de peşindeyim. Her şeyden önce bir kadın, bir anne olarak peşindeyim. Bakın, beni yanlış anlayacağınızdan çok korkuyorum. Ama hala inatla iki anne olarak birbirimizi anlayabileceğimizi düşünüyorum. $10 milyon. Hemen bugün hesabınıza yatacak. Pasaport, vize, bütün yasal işlemler bize ait. Parmağınızı bile kımıldatmayacaksınız. 48 saat içinde ambulans uçakla Amerika'da olacaksınız. Kızınız Amerika'nın en iyi hastanesinde, en iyi şartlarda tedavi olacak. Oğlunuzun okulu, oturacağınız yer, hepsi hazır. Adınıza yapılacak yatırım, üzerinize alınacak gayrimenkullerle önce 5 yıl oturma izni,
Sonrasında vatandaşlık hakkı alacaksınız. Bahar Hanım, kızınız, oğlunuz, eşiniz hepiniz için yepyeni bir hayat olacak. Siz bana rüşvet teklif etmiyorum. Bu teklifi oğlumun ceza almasından korktuğum için de yapmıyorum. Çünkü oğlum kızınıza elini bile sürmedi. Bu er geç ispatlanacak. Ama o zamana kadar ne sizin için ne de bizim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siz kızınız gözünü açtığında onu normal bir hayat mı bekleyecek sanıyorsunuz? Sizi de bizi de lime lime edecekler. Çocuklarımızın üzerinde tepinecekler. Siz malzeme olmak ne demek biliyor musunuz? Ben göstereyim size. Bakın. İşte size bunu demek istedim. Daha üç manşette havlu atıyorsunuz. Çok yıpranırız Bahar Hanım. Siz de biz de. Bundan sonra olacakların altından kalkamayız. Teklifim sizin için de bizim için de şans. Evlatlarımızın, çocuklarımızın kaldıkları yerden devam edebilmeleri için tek şans. Bakın, eğer gerçekten oğlum sizin sandığınız canavarsa, kızınız gözünü açtığında yine onu suçlar. Parayı, evleri, hiçbir şey istemem sizden. Hepsi yanınıza kâr kalır. Ama bir de tersini düşünün. Bu kopan kıyametten sonra oğlum aklandığında, kızınız gözünü açtığında başka bir canavarı işaret ederse ne yaparsınız? Seçiminizi yapın. Kızınıza ya eskisinden çok daha iyi, yepyeni bir hayat hediye edersiniz. Ya da kızınızın gözünü kaosa açmasını seyredersiniz. Benim birine danışmam gerek. Bak sana söylüyorum. O herif kızımın saçının tenine dokunduysa... Timur, ben yıllardır bu ailenin yanındayım. İlker Bey kızına bir şey yapmadı. Hala Hanım içeride ne teklif ediyorsa... bil ki bunu oğlunun kabahatini temizlemek için yapmıyor. Olaylar daha fazla uzamasın. Gururlar kırılmasın. Çirkinlikler ortaya dökülmesin diye yapıyor. Aşkım... ben rakamı biliyorum. 10 milyon dolar. Yok. O rakam yoktur yani, öyle bir rakam. Onlarda bile yoktur. Bak. Var. Ve o rakam şimdi senin parmağının ucunda. Eğer sen teklifi kabul edersen... Bana gelecekti o kadın. O kadın bana gelecekti. O aptal kadın bana gelecekti. Gitmeyecekti Bahar'a. Benimle konuşacaktı. Ah. Ah Bahar kabul etmez. Benim kırım kabul etmez, benim kırım. Kabul etmez, kafasını kes Bahar'ın, kabul etmez, etmez. Karının kafası mercimek tanesi kadar çalışıyorsa o parayı kabul eder. Hem sen senin karından o kadar emin olma. Ne derler bilirsin. Herkesin reddedemeyeceği bir teklif vardır. Kaç milyon dolar demiştin Salih Hanım? Avukatımız duymamış. 10 milyon dolar mı? Şikayetimizi geri çekip oğlumuzu kurtarmak için Amerikan vatandaşlığı mı? Ha? Başka? Başka ne teklif edeceksiniz? Ve o
Ilgaz ailesinden rüşvet iddialarına jet yanıt geldi sayın seyirciler. Hali Ilgaz adına Ilgaz Grup Hukuk Departmanı Başkanı Avukat Beril Sezer tarafından yapılan açıklamada Hali Ilgaz'ın ailenin iddialarını şaşkınlık ve üzüntüyle reddettiği vurgulandı. Acılı anne alaksız teklif, sosyetik kan parası 10 milyon dolar. Hale Ilgaz bizi Amerika'ya götür. Green Card vermekte Hale Ilgaz gibi ol. Hale Ilgaz, Amerika vizemi alır mısın? Ya! Milyon dolarlar, Amerikalar, rüşvet, pazarlık. Sırada ne var? He? Daha ne kadar ileri gideceksin Hale? Ne kadar? Sonuna kadar. Yüksel'i öldüresiye dövüp arabasından attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ünlü iş insanı İlker Ilgaz cezaevinde linç girişimine uğradı. İsmail ve Hale Ilgaz'ın oğullarının can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle bir kez daha tutuksuz yargılanma başvurusuna bulunacağı öğrenildi. Gördüğünüz gibi İlker Ilgaz şu an hastaneye giriş yapıyor. İyi numara. Can güvenliği yok diye hop zengin bebesi tek kişilik hücreye gidiyor. Sonra verenini tutuksuz yargılama. Acıyor mu? Hı? Hadi anne. Özür dilerim bebeğim. Sorun yok. Boşluğuma çalıştılar. İyi ezberlemişler. Şu halime bak. Neler yaptırdılar bana. Oğlum. Seni kurban seçtiler. Sırf soyadımız yüzünden üzerimize tepiniyorlar. İbet olsun diye de tutuklu yargılıyorlar. Kamuoyu baskısıymış. Tutturmuşlar bir kamuoyu baskısı. Gördüm. Kamuoyu baskısını. Demin babamın yüzünde gördüm. Avukatlar ikimize izin çıkaramadıkları için. Baban gelemedi oğlum. Geçecek. Hepsi geçecek. Önce evine kavuşacaksın. Sonra ilk duruşmada da özgürlüğüne. Bak, orada internet, haber, televizyon, gazete. Bunların hepsini unut, tamam mı? Hepsi zırva. O bütün düşmanlarımız, rakiplerimiz bunların saçmalıkları. Hepsi kafayı yemiş. Benim yakışıklı prensimden canavar yaratacaklar güya. Kim inanır? Anne. Olsun. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Seni ben doğurdum. Her anne bilir. Doğurduğu çocuğunu. Ne yapacağını, ne yapamayacağını. Ben de biliyorum.
Anne. Ben sana demiştim ama değil mi? Bu kız başımıza bela alacak diye. Demiştim. Ama olsun. Biz çok iyi bir ikiliyiz. Ana oğul başımıza gelebilecek her türlü belayı def edebilecek. Çok iyi bir ikiliyiz. Kadın gerçek bir cadı. Önce restoran baskını, sonra da gitmiş annemi basmış. Atölyeye gidip Yeşilçam filmi çekmiş. Annemi düşünebiliyor musun sosyetik cadının karşısında? Ha, sıfır şans. Hükmen mağlup. Tam bitti diye içi rahat etmişti kadının. Çöktü tabii yine tepeme. Çıldıracağım sonunda. Bin tane yalan söyledim yine yüreğine inmesin diye. Ve şimdi de beni aldırdı cadı. Bildiğin okul kapısından aldırdı. Ayağına götürüyor. Bana uyar. Yabancı değil. Sevgilimin evine geldim ben. Salonda değil, oğlunun odasında kabul edecekmiş beni. Kabul etmek. Sütlü İngiliz çaylarımızı da yudumlayıp Royals konuşacağız. Çaktırma. Ama odasındayım. Düşünsene. Manyak bir şey bu. Doğduğu büyüdüğü odadayım ya. Ödüller, madalyalar. Çocukluk fotoğrafları. Ya yerim, yanaklara bak şapşik. Çocukluğunu yakalayıp mıncırmak isterdim. Çok acayip ya. Çok acayip. Uyuduğu yerdeyim şu an. Yastığı. Yatağı. Kokusu sinmiştir kesin. Ya benimki de sinse keşke. Ve o kız. Kız. Başucunda. Başucunda o kız, başucunda. Sağda, solda fotoğraflar, notlar. Kafayı çevirdiğim her yerde o kız. Kendimi hiç bu kadar... Anlatma, göster derler, bilir misin? Burayı görmeni gerçekten istedim. Müze gibi gez diye değil tabii. Seni buraya sabaha kadar konuşsak... anlamayacağın bir şeyi gözlerinle görmen için çağırdım. Hayır. Beni buraya benden anneme bile şikayet edecek kadar korktuğunuz için çağırdınız. Haklı özgüven. Senden korkulur, doğru. Bakın, ben hatamın farkındayım. O gün yemeğe çıktığımızda yaptığım şey yanlıştı. Ben hala cezamı çekiyorum zaten. O günden beri benimle konuşmuyor. Yani sizinle de pek iyi bir başlangıç yapamadık, farkındayım. Ama bu böyle devam etmek zorunda değil. Ben korkulacak birisi değilim. Ben hırslı küçük kızlardan değil de
hadsizlikten, cüretkârlıktan korkarım. Ama bir de en çok neden korkarım biliyor musun? Toyluktan. Çünkü toyluk sadece tecrübesizlik değil, cahil cesaretidir. Ve Ela, inan bana bu cesaret senin paçalarından akıyor. Cesur olabilirim. Ama aptal değilim. Aptal değilsen aklını kullan. Burada gördüklerini unutma. Bu gerçek ilişki. İçinde anılar, paylaşımlar, yaşanmışlıklar var. Ya seninki? Seninkinin bir adı var. Telaffuz etmek zorunda bırakma beni. Seni aşağılamak istemiyorum. Ben de bir kız annesiyim. Bu çok arabesk. Gözüm bu kadar kara olmasaydı, ben de bu kadar arabesk yollara başvurmak zorunda kalmazdım. Senden öncekilerle bu kadar muhatap olmak zorunda kalmadım. Ne? İlk kaçamağı mı sanıyorsun? Ben kaçamak falan değilim. 6 yılda senin gibi araya girip çıkan o kadar çok oldu ki. Ama hiçbiri senin kadar hırslı, oyunlar oynayacak kadar tehlikeli değildi. Bak, seni gerçekten uyarıyorum. Bir anne olarak uyarıyorum. Lütfen makul ve gerçekçi ol. Oğlum İlker'le ilgili kendini neye inandırdıysan... Ben, oğlunuz beni neye inandırdıysa ona inanıyorum. Neye inanıyorsan, bir daha düşün. Çünkü inandıkların seni mutlu etmeyecek. Hoş geldiniz. Burada ne gördüysen o. Oğlum İrem'le evlenecek. Sen kendine nasıl bir peri masalı yazdın bilmiyorum ama lütfen gözünü aç artık. Kendine gel ve düşün. Düşün. Bir masalın 2 prensesi olur mu? Sadece stajyer. O günü hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Müstakbel kayınvalidem gözlerimin içine baka baka boynuzlarımı nasıl cilalamış ama. Lütfen tatlım. Sosyal medya ağzıyla konuşmayalım. Çirkin. Çirkin. Hı-hı. Çirkin ha. Ah bak çirkin. Asıl çirkin bu. Ben bundan hiçbirini hak etmedim. Ne sen ne oğlum ikiniz de hak etmediniz. O yoğun bakımda yatan zavallı kızcağız hak etmedi. İşte ben bu yüzden buradayım. O zavallı kız için elinden gelen dua etmek. İrem. Senin için daha fazlasını yapabilirim. Benim için. Bütün çocuklar büyür. Biri dışında. Erkenden öğrenirler büyüyeceklerini. Wendy de işte böyle öğrendi. 2 yaşındayken bir gün bahçede oynuyordu. Bir çiçek koparıp annesine koştu. Herhalde pek tatlı görünüyordu ki... Bayan Darling elini kalbine götürüp... Keşke hiç büyümesen. Hep böyle kalsan diye haykırdı. Wendy artık büyümek zorunda olduğunu öğrenmişti. Ve bu sonun başlangıcıydı. Wendy, ben doğduğum gün evden kaçtım. Çünkü annemle babamı konuşurken duydum. Büyüyünce ne olacağımı konuşuyorlardı.
Ben asla büyüyüp yetişkin bir erkek olmak istemiyorum. Unutma. Sakın büyüme. Bu bir tuzak. Sen bu ilişkiye çok çaba harcadın. Çok savaş verdin. Hepsine şahidim. Benim o ele avuca sığmaz koca bebeğimi sen adam ettin. Ona bir kadını sevmeyi öğrettin. Herkesin olmaz dediğini oldurdun. Yakışıklı playboy'u nikah masasına oturttun. 6 yıldan sonra başardım demene ramak kalmıştı İrem. Şimdi ne yapacaksın? Hayallerini o hiç tanımadığın kıza kurban mı edeceksin? Seni asla suçlamam. Sen benim her zaman kızımsın. Ama seçim senin. Hale. Hoş geldin. Harun, şu halimize bak. Biz de İrem'le dertleşiyorduk. Görüyorum, görüyorum. İrem iyi ki beni oyalamış. Bak seni de gördüm, iyi oldu. Kaldığımız yerden devam ederiz tatlım. Bizim avukatların son tavsiyelerinden haberin var mı? Beklentileri ilk duruşmada tutuksuz yargılanma kararını çıkartmak. Haberim var. Bizim avukatlar da takip ediyor zaten. İsmail'le de zaman zaman görüşüyoruz. Ben de aksine İsmail bugünlerde sana biraz bozuk diyecektim. Bilirsin. İnsan dostunu düşmanını günlük güneşlik havada tanıyamıyor. Çok ekstrem bir süreçten geçiyoruz Harun. Dostumuz da varmış. Bunu da gördük. Hiç ummadığımız insanlar yanımızdaydı. Ama bizi en çok şaşırtan en yakınlarımız oldu. Hele bazıları var ki. Yanlış anlama beni Harun. İsmail bu aralar yalnız bırakıldığımızı düşünüyor. Açıkçası ben de. O korkunç geceden sonra dünürümüzü yanımızda daha çok görmek isterdik. Biz dünür değiliz Hale. Bir dost olarak her zaman yanınızdayım. Ama her şeyden önce kızımın yanında olmak zorundayım. Anlıyorum. Ama şu dünür meselesinde kelimelere takılmanı anlayamadım. Polisler bir iki saniye geç gelseydi nikah kıyılmıştı Haruncuğum. Ama kıyılmadı. Yanlış anlamadıysam sen bundan memnunsun galiba. Ben kızımı üzen hiçbir şeyden memnun olmam Hale. Bak biz dostuz. İlker de evladım sayılır. Ama aklanıncaya kadar kızımı korumak zorundayım. Anlıyorum. Bebeğim. Hadi bakalım işin uzun. Dur tahmin edeyim. 5-6 valiz yeter mi yoksa daha mı fazlasına ihtiyacın olacak ha? Ne valizi baba? 2 gün sonra Los Angeles'a uçuyoruz. Ertesi günde Kaliforniya'dan gemiye biniyoruz. Bütün Orta Amerika, Güney Amerika, Baltıklar, Avrupa ülkeleri. Müthiş bir rota. Neredeyse dünya turu. Ha? İlker'i bırakıp dünya turuna mı çıkacağım? İrem, ben buradaki yakışıksız gürültü patırtının bir parçası olmanı istemiyorum kızım.
Ama parçasıyım baba. Nikir'i nikah masasından kaldırdılar. Benim evleneceğim adamı cinayete teşebbüsten suçluyorlar. İşte tam da bu yüzden bir süre burada olmayacağız. Burada kalıp bu yakışıksız şeyin içinde kaybolmana izin veremem kızım. Baba. İrem. Ben seni kimsenin hırpalamasına izin veremem. Kendi kendine hırpalamana bile izin veremem. İlker de bunu anlayacaktır. Eğer gerçekten seni seviyorsa hak verecektir, inan bana. Sen İlker'in masum olduğuna inanmıyor musun? Ben İlker'i değil, seni düşünmek zorundayım kızım. İnanmıyorsun. Sen İlker'e inanmıyorsun baba. Sen ya da ben neye inanıp inanmadığımız fark etmez. İlker'i biz aklayamayız. Onu adalet aklayacak. Ve suçsuz olduğu kanıtlanıncaya kadar da sen burada bu berbat şeyin bir parçası olamazsın. Buna izin veremem. Harun kızı İrem Orman. İsmailoğlu İlker Ilgaz'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. İsmailoğlu İlker Ilgaz. Harun kızı İrem Orman'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Taktik evliliği bu. Bas bas bağırıyor imaj temizliyoruz diye. Yazık. Kız çıktı. O babasında da kuş kadar akıl yok. Beyinsizler. Biz bence bütün bunları... Beceremedim. Bebeğimi koruyamadım ben. Kurtaramadım. Bahar. Ben nasıl görmedim evden çıkarken? 3+1. 140 metrekare. Kör müsün? Güzelim Bahar. Nasıl bir anne kızının evde olmadığını bile fark etmez. Çocuğunu koruyamayan bir annem mesela. Sokaktaki ufacık kediye bak. Alabilir misin yavrusunu? Alabilir misin koynundan mesela? Bahar, alamazsın. Sen iyi bir annesin. Alamazsın. Sen o sokak kedisinin koynundan yavrusunu alamazsın. Vermez. Parçalar seni. Parçalar o adamı. Parçalar o adamı, vermez. Canını verir, yavrusunu vermez. Sokak kedisi yavrusunu vermez. Ben verdim ama. Ben yavrumu verdim. Bahar. Ben verdim. Yapma. Ben yavrumu verdim. Ben. Lütfen. Ben nasıl kurtaramadım? Bahar, kendine ben gel lütfen. Verdim. Bahar. Benim kızım dayak yerken ben ne yapıyordum ben? Kendine gel. Aptal aptal bunları üflüyordum ben. Ben ne yapıyordum? Benim kızımın kemikleri kırılırken ben ne yapıyordum? Doğum günü şarkıları söylüyordum. Ben doğum günü şarkısı söylüyordum. Timur! Benim kızımın kemikleri kırılırken ben engel olamadım. Bahar! Timur! Allah canımı alsın. Ne bakıyorsun öyle, bir şey yapsana. Allah canımı alsın. Ay senin. Bahar, kendine gel. Kızımı almasın, benim canımı alsın. Bir yaramayan canımı alsın. Dayak yedi benim bebeğimi.
şarkıydı benim bebeğim. Ben ne yaptım? Ben doğum günü şarkıları söyledim. Benim bebeğim dayak yerken ben doğum günü şarkısı söyledim. Bahar kendine gel, Allah aşkına kendine gel. Yapamadım ben. Yapamadım, anladın mı? Yapamadım ben, bebeğimi koruyamadım. Bahar, senin bir bebeğin daha var. Ha? Mert var. Oğlunun annesine ihtiyacı var. Oğlumun, oğlumun da bana ihtiyacı var. Bahar. Gel. Gel. Anne. Ablam hasta oldu diye niye ben okula gidemiyorum? Bana bulaşmadı ki. Şimdilik böyle olması gerekiyor bir tane. Ama geçecek. Ablan iyileşince her şey eskisi gibi olacak. Çabuk iyileşin artık. Çok sıkıldım. Babaannem hep ağlıyor. Herkesi kızıyor. En çok da sana kızıyor. Olur bazen öyle. Büyükler bazen bize kızarlar. Artık oluyor mu ayaklarım? O çocuğun ayakları kıza kızanıyor mu? Bunlar ciddi ciddi evlenmişler. Bu iş benim dediğime varacak. Bu adam suçsuz. Başka kopuk çıkacak bu işin içinden. Olan abi ne olacak? Adamın işini yaktın. İşini. Anne. Ne annesi? Koskoca Harun Orhan'ın kızı. Bir uğursuzla, psikopatla mı evlenir? Yani. Kusura bakma, annem haklı. E demek ki kız adama cezaevinde nikah kıyacak kadar çok güveniyor. Başka bir boyu devrilesice çıkacak bu işin içinden. Olan bize olacak. O parayı almadığımızda kalacağız. Rezil rüsva olmak da cabası. Ah, o içerideki yok mu? Şşş, anne yavaş. Ne yavaşı? Kızının başını da yaktı, oğlumu da yaktı. Kariyerini yaktı oğlum. Kariyerini. Ekmeğini aldı elinden. Ya ağzından çıkanla onca senin emeğini yaktı attı. Bak, duyuyorum siz diyor. Duysun da kafasını duvarlara vursun. Pes anne ya. Bahar. Annem biliyorsun. Acısından ne dediğini bilmiyor. O da böyle rahatlıyor işte. Ben alışım sorun değil. Mert durmasın ama. Sana emanet, tamam mı? Bu evde en çok sana emanet. Kendi evladının adını çıkardı ayol kadın. Al bak, evli baklı adam. Senin tükaka dediğin koskoca Harun Orhun damat aldı Bahar Hanım. Damat. İrem. Ne yaptın kızım sen? Sen ne yaptın böyle? Baba. Baba, özür dilerim. Onu bırakamazdım. Ben onu hiçbirine bırakmadım. Hiçbirine. Ela? Ela Hanım. Tam numarası yapma. İlker'in her şeyini bildiğin gibi beni de bildiğini biliyorum. Adam telefonlarına bile çıkmıyor. Evine dön ufaklık. Götürmüş.
yaşadı. İlker Bey. Süper. Bana arkadaş geldi. Banu, bize iki kahve söylesene. Biz de stajyer arkadaşla nikah şekeri alternatiflerine bakalım. Baba, mantıksız davranıyorsun. Bana mantıktan bahsetme. Sakın bana mantıktan bahsetme. Daha doğru düzgün konuşmadık bile ama. Ben kimle konuşacağımı çok iyi biliyorum. Baba. Bu evlilik sosyal olarak başımıza gelebilecek en güzel şeydi. Müthiş bir sürpriz. Adınızın bile geçmediği kusursuz bir organizasyon. 10 milyon dolar hezimetinden sonra çok iyi oldu. Şapkamı çıkardım hala hanım. Şapkanızı hiç takmayın. Çünkü ben mücadeleye yeni başladım. Çok kritik bir zamanda çok doğru bir hamleydi. Sonuçları birkaç gün içinde daha net göreceğiz. Sosyal medya ajansımız evlilikle ilgili analizlerini raporluyorlar. Evet, şimdilik yorumlara şöyle bir bakınca gelinimize değil ama bize hizmet eden bir evlilik olduğunu söyleyebiliriz. Nikahın yankıları bize birkaç gün yeter. Bu süreçte İrem Hanım kesinlikle röportaj vermesin. Kişisel hesaplarından da paylaşımda bulunmasın lütfen. İrem bende. Duruşmadan birkaç gün önce İrem Hanım kendi sosyal medya hesaplarından sıcak, samimi bir açıklama yapacak. Metni şimdiden çalışmaya başladılar. Güzel. Hale, İrem'i diyorum bir süre karıştırmasak. Yani Harun'un bu evliliğe pek de tepkisiz kalacağını sanmıyorum. Harun beyler geldi. Lütfen hukuken yapabileceğimiz bir şey olduğunu söyle bana. Yahu kızımın kaç yaşında olduğunu biliyorum elbette. Yangından mal kaçırır gibi yapılmış bir evlilik bu. Ve ben bu evliliğin iptalini sağlayacak bir şeyler istiyorum. Tamam mı? Ekibine bir usulsüzlük var mı diye çalıştır, araştırsınlar lütfen. Hadi kolay gelsin. Usulsüzlük yok Haruncuğum. Biz bu işi çok araştırdık. Ama tabii sizinkiler de baksınlar. Fakat evlilik prosedüre uygun. Harun, hadi gel, biz dışarı çıkalım. İki baba olarak erkek erkeğe konuşalım, ha? Yeterince açık konuşmadık mı İsmail? Hı? Bu evliliği ciddiye almıyorum. Böyle gizlice kıyılıp basına servis edilmiş bir nikahı ciddiye almıyorum. Servis edilmek mi? Bu çok incitici bir ima. Hale, lütfen birbirimizin zekasına hakaret etmeyelim, olur mu? Bu nikahın kime yaradığı çok açık. Harun, senin benim oğlumdan şüphen mi var? Hı? Bak, ben tam 80 milyonun önünde eğer oğlum suçlu bulunursa onu evlatlıktan reddedeceğimi ilan ettim. Bu evliliğin şeklinden, evet, ben de senin gibi bir baba olarak incindim. Ama olan oldu, evlendiler. Bu saatten sonra senin bu tavrın hem masumiyet karinesine hem de dostluğumuza zarar veriyor. Dostluğumuza asıl zarar veren bu evliliğin şekli. Kızımı manipüle ettin. Sırf oğlunun imajını düzeltmek için ona bu evliliği empoze ettin Hale. Kimse bana bir şey empoze etmedi baba. İlker'le zaten evlenecektim. Kızım, öyle olmaz. Bu evlilik olmaz. Bak, İlker'in masumiyeti kanıtlanmadan olmaz bu evlilik. Bu ne İrem? Bu valizler de neyiniz? Ben bu süreci eşimin evinde geçirmeye karar verdim baba. Nasıl?
kaç yaşında olduğumu hatırlatmama gerek yok herhalde. On sekizimden beri de kararlarımı kendim veriyorum. Babam beni hiç affetmeyecek. Sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Yanlış bir şey yapan af diler. Peki İlker benden af dileyecek mi? Dalı beğendiniz. Lal. Çok manidar. Anlamadım. Manidar derken? Yani ikiniz bir fidanın güller açan dalısınız diyorum. Çok tatlıymış. Eski Türk filmi gibi. Hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi daha bir anlamlı oldu. Çok anlamlı. Okey. Ben seçimimi yaptım sayende. Sayemde? Ne güzel. Yani nikah şekeri gibi önemli bir şeyi bile beraber seçtiğimize göre sen diyebilirim herhalde. Tabii. Tabii diyebilirsiniz. Hatta bir sonraki görüşmemizde bol bol senli benli konuşursunuz. Aa. Ne güzel. Peri. Güzel değil mi? Hayat işte. Yani kimisi peri masalını yaşar. Kimisi de periyi böyle bir tarafına takar. Neyse ben çıkarken size bir kahve daha söylerim. Sen de sen diyebilirsin bu arada. İlker Bey'i beklemeyecek misiniz? Bekliyorum işte. Bir yere gitmiyorum ki. Yok yani. Dal. Sizin seçiminiz ya. Selam. Aşkım. Favori parfümünü tartışın. Sabaha kadar koklayabilirim. Ama istersen Ela Hanım çıkınca koklarım. Ay, pardon ya. Biz seni unuttuk. Siz unuttunuz. İlker Bey'i unutmadım. Bu arada, unutmadan. Tebrik ederim İlker Bey. Nikah şekerinizi müstakbel eşinizle birlikte seçtik. İlker. Kim bu kız? Sakın bana sıradan bir stajyer deme. Aptal değilim. Kör değilim. Bu kızda bir tuhaflık var. Kimse aşkım. Ela kimse değil. Thank you.
Buyurun, hastamızı götürebiliriz. Ela beni duyuyor musun? Bizi anlıyor musun Ela? Ela, sana ne olduğunu hatırlıyor musun? Vay be. Demek dalınızı seçmeseydim şu kapıdan içeri bir daha giremeyecektim. Ne saçmalıyorsun sen ya? Nikah şekeri saçmalığı nasıl bir oyun değil ha? Burada hesap sorması gereken kişi benim. Önce annen başıma bela oluyor. Beni araştırıyor. Anneme kadar gidiyor. Beni odana sokup aşkınızın şovunu yapıyor. Ha bu arada odan çok güzelmiş. Özellikle her yerden fışkıran o kusmuk aşk fotoğraflarınız çok ayrı bir hava katmış. Kendi koydu onların hepsini oraya. Bin yıllık şeyler bozmuyorum dedim. Kaç kere söyledim sana? Hem ben ne yapıyorum ya? Hala sana bir şeyler açıklıyorum. Sıktı artık Ela. Sıktı tabii. Ben de çok sıkıldım biliyor musun? Annenden de, o hayal dünyasında yaşayan kızdan da çok sıkıldım. Sen artık o kıza iyilik yapmıyorsun. Hatta en büyük kötülüğü yapıyorsun. Kız evleneceğinize o kadar inanıyor ki. Kız o kadar hasta bir halde ki ben artık onu kıskanamıyorum bile. Kendime mi yoksa ona mı daha çok acımalıyım karar veremiyorum. Ağzımı açmadıysam sadece yine tuzak kurdum dersin diye. Ama bu artık hastalıklı bir şey İlker. Ve ben bu hastalıklı şeyden çok sıkıldım. Ben bu cezadan da sıkıldım. O geceden beri bir kere bile konuşturmadın beni. Bin kez özür diledim senden. Hatalıyım dedim, ne yapayım, öleyim mi? Ben ellerimle senin nikah zımbırtını seçiyorum. Ama yine de o kıza ağzımı açıp gık demiyorum. Sırf o yemek faciasını atlatabilmek için ben ağzımı bile... Ağzını bile açmadan İrem'i şüphelendirdin Ela. Diyelim ki şüphelendirdim. Korkuyor musun? Neden? Gerçekten evlenmeyeceksen neden korkuyorsun? Ben ellerimle senin nikah şekerini seçiyorum. Ama yine de sana inanıyorum biliyor musun? Mantığım ciyak ciyak bağırırken ben sana kalbimle inanıyorum. Peki insan asla gerçekleşmeyecek bir düğün için neden korkar? Korkuyorum. Ama senden korkuyorum Ela. Her arkamı döndüğümde yeni bir oyun çeviren kadından korkuyorum ben. Oyun yok. Düğün yok. Ama kork benden. Beni kandırıyorsan, ikimizi aynı anda idare edip o kızla evlenirsen, çok kork benden İlker. Tehlikelisin Ela.
Çok tehlikelisin. Yaklaşık 21 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 5 ameliyat geçiren şiddet mağduru Ela Yüksel az önce yoğun bakımdan çıktı ve nefesler tutuldu. Ela Yüksel'in ilk ifadesi merakla bekleniyor. Tam 21 gün önce yol kenarında bulunan genç kızın annesi ünlü iş insanı İlker Ilgaz'dan şikayetçi olmuş ve Türkiye Ela Yüksel'in adını böyle öğrenmişti. Genç kızın ne zaman polise ifade vereceği henüz açıklanmadı. Kurtuldu. Yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınan Ela Yüksel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdi ne olacak peki? Sonrası şiddet mağduru Ela Yüksel'in ifadesi alınacak. İfadenin ne zaman alınacağı ve Ela Yüksel'in söyleyecekleri merakla bekliyor. Kız gözünü açtı. Bu her şeyi değiştirir. İyi mi? Bizim için iyi olup olmadığına gerçek karar verecek İlker. Hayır. O. Ela. İyi mi? Sağlık durumuyla ilgili içeriden bilgi bekliyorum. En azından tahammülen cinayetten yargılanmayacaksın. Şimdi biz kendi durumumuza yoğunlaşalım. Bak, dediğim gibi kızın yaşıyor olması her şeyi değiştirir. Ama bir tek gerçeği değiştirmez İlker. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bak, ben senin avukatınım. Sana susma hakkını kullanmanı bile ben söyledim. Evet, ama bana karşı değil. Bana susamazsın. Bu seni kurtarmaz. Bana gerçeği anlatmak zorundasın. Ne anlatırsan anlat. Seni savunacağımı biliyorsun. Bu benim işim. Peki. Demek ki artık kızın iki dudağının arasındasın. Ne kadar kızarsan kız. Ne kadar korkarsan kork benden. Beni gerçekten seviyor musun? Şakacıktan seviyorum. Evet. Sürpriz. Ela, saklanman lazım acilen. İlker, bu bir fırsat. İlker, bu bir fırsat. Bak, ayağımıza kadar geldi. İlker, ayağımıza kadar geldi. Bak, şimdi değilse ne zaman? Ha? Bak, bak, sen ertelemeye çalıştıkça hayat hadi diyor. Hadi yüzleş artık, bitsin diyor. Nikah masasında mı söyleyeceksin? İlker, İlker bak, bu sana değil, bana değil, ona da haksızlık artık. İlker, lütfen. Artık cesur olmanın vakti gelmedi mi? Ela, böyle olmaz. Böyle dandın olmaz. Bugün değil. Bu gece bu şekilde değil. Sana söz veriyorum. Nikah masasına kadar bu işi bitireceğim. Söz. Bana güvenmen lazım. İlker. Bana güvenmen lazım. İlker. İlker, hayır, dans şarkımız. Hem retro hem orijinal. Nasıl? Sevince anladım senden gelen her cefaya.
bu canımı ben adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı ben adadım. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam çok karanlık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Beni senden daha fazla sevecek kimsem yok artık. Ne güzel. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Peter Pan'ın perisi. Tinkerbell. En sevdiğin. Geçen sene 18. yaş gününde takmıştım. Hatırlıyor musun? Hiç çıkarmazdım bileğinden. Geri takmamı ister misin? Nerede düşürdüm? Nasıl düşürdüm acaba ya? Çıldıracağım. Ay Ela, bir şey olmaz, bulursun. Alırsın aynısından. Hadi ben girdim. Aynısı değil ki o. San Sebastian çok iyidir. Tavsiye ederim. Ama yani canın ne istiyorsa söyleyebilirsin. Bu arada rahat ol gerçekten. Sen de ne istiyorsan söyleyebilirsin. Yüzümü. Burayı biliyorsundur. Herkes bilir. Daha önce gelmemişsindir muhtemelen ama. Geldim. Dilim dilimde yedim o San Sebastian'dan. Sürpriz. Arada buraya normal insanlar da gelebiliyor. Ya ben o anlamda söylememiştim. Sen beni kompleks mi yapıyorsun? İlginç bir özgüven. İstersen baştan alalım. Sevgilisinin evinde bilekliğimi bulan sensin. Sence kim kimi kompleks yapıyor? Sen. Sen beni kompleks yapmalısın. Neden biliyor musun? Çünkü o kolundaki bileklik senden daha değerli. Zaten bu yüzden o kimsenin bilmediği evde buluşuyorsunuz.
dört duvar arasındasın. İnsanların içinde, arkadaş ortamında. İlker'in hayatında değilsin. Geçen ay mesela bayağı kötü grip olmuştu. Hatırlıyor musun? Neredeydin o zaman? Ben yanındaydım. Çorba içiriyordum onu. Aşkım, telefonun hala kapalı, merak ediyorum seni. Sabah sesin biraz çatallıydı, üşüttün gibi geldi. Çorba yaptım sana. Yani gerçi nasıl içirebilirim bilmiyorum ama belki mesajımı alınca bizim oraya gidip beni çağırmak istersin. Bak, tavuk suyuna çorba bu. Babaanne tarifi. Sihirli yani. Çağırdığına değer. Yani ne derler bilirsin. İşte hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, yılbaşında. Ha, evet, yılbaşında. Neredeydin? Ben sevgilimle girdim 2021'e. Şey, mesela doğum gününde. Neredeydin? Ben yanındaydım. Kutladım doğum gününü. Sen İlker'in hayatında yoksun. Bu bizim hikayemiz. Çok üzgünüm ama gerçek bu. Sen bu hikayede yoksun. Var mısın gerçek mi, cesaret mi oynamaya? Tek bir telefonla bu kimin hikayesi öğrenmek ister misin? Sana diyorum. Bu hikayenin esas kızıyla tanışmak ister misin? Arama. Neden? Yemedi mi? Ben daha iyisini yaptım. İlker'i çağırdım. Yedi adet siyah iç çamaşırı, 10 adet çorap, 7 adet eşofman altı ve sivil tişört. Bir de at kalı tarak. Maalesef tarağı geçiremiyoruz. Sardunya, Saint-Tropez ve tabii ki
Maldivler. Bakalım bugün en kaçıymış. Evet. Bugün Saint-Tropez'deki son günümüz olacaktı. Balayımızın son 10 gününü tropik takılacaktık. La Vegdor'da yiyecektik gece. Sonra oradan Paris'e geçip Maldivlere uçacaktık. Eğer sen o kızı başımıza musallat etmeseydin bu Allah'ın cezası pembe oda denen delikte olmayacaktık işte. Yaptın mı İlker? O kıza bunu yaptın mı? Ya konuşsana artık. Cevap versene İlker, söylesene. Yaptın mı o kıza bunu yaptın mı? Ben bu masaldaki prensle mi evliyim yoksa canavarla mı? Söylesene. Sen söyle. Bak gözlerime, sen söyle. Ne görüyorsun? Canavar mı? Prens mi? Ela. Ela. Bugün benimle konuşmak ister misin? Uyumadığını biliyorum. Ela'cığım, artık seni bir tek geceleri uyutuyoruz. Gözlerini açıp bana bakabilirsin. Burada bizimle olduğunu biliyoruz. Beni duyduğunu ve anladığını biliyorum. Bütün tetkiklerine baktım. Konuşmanı engelleyecek fiziksel bir durum yok. Şükürler olsun. Anneciğim, su içmek ister misin? Ela. Bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Cerrahi'yle de konuştum. Ela'nın bu koşullar altında ifade vermesi pek mümkün gözükmüyor. Olsun, buna da şükür. Konuşur benim kızım. Konuşmayı da unutsa, dilimizi de unutsa ben ona yeniden öğretirim. İlerleyen süreçte zaten konuşma terapisinden destek alırız. Ama ya dediğim gibi fiziksel hiçbir sorunu yok. Ama Ela'ya hep beraber yardım edeceğiz. Ela için özel olan herkes, ailesi, akrabalar, arkadaşları, konuşmak, görmek isteyeceğini düşündüğünüz herkesi çağır. Yanına gitsinler, konuşsunlar, anlatsınlar, gülsünler. Unutmayın, size cevap vermemesi bir şey değiştirmez. Sizi duyuyor ve anlıyor olacak. Thank you.
Nasıl? Bak sana kimi getirdim. Ablam niye ablama benzemiyor? Hasta şimdi abla. Konuştuk ya seninle. İyileşecek ama. Şimdi hasta olduğu için böyle görünüyor. İyileşince eskisi gibi olacak. Ne biçim hastalık bu? Çirkin olmuş. Bize bulaşır mı? Bulaşmaz bir tanem. Korkma sen. Korkmadan konuş ablanla. Git korkmadan tut elini. Hadi. Sen hasta olduğundan beri beni okula göndermiyorlar. Annem babam hepsinin yanında. Ben babaannemlerde kalıyorum. Aslan gibi kükrüyor bütün gece. Hiç rahat edemiyorum. Hande abla bile senden daha gıcık. Hadi kalk artık evimize gidelim. Çok sıkıldım ben. Babaannemin evi çok sıkıcı. O babaannem bütün gün dizi izliyor. Beni hiç internete sokmuyor. Durmadan dua edip ağlıyor. Sen hasta oldun diye anneme kızıyor. Ben evi özledim. Damı özledim. En çok da annemi özledim. Seni de özledim. Hatta bana biraz kızmanı bile özledim. Ama biraz. Korusun diye. Bahar Hanım. Evet. Ya utanıyorum ama. Gerçekten utanıyorum. Sensin Kezban. Bu son tamam mı? Benim kızım böyle bir kız değil. Çok mu beğeniyorsun beni? Çok mu seviyorsun? Çok sev beni. Babamın annemi hiç sevmediği kadar çok sev. Lütfen çok sev. O kadar çok sev ki bu yaptıklarımın bir tanesinden bile utanmayayım. Ne hale getirmiş benim kızım? Telefon hasarlıydı. Cihazdaki mesajlara ve fotoğraflara yeni ulaşabildik. Bakın, kızınızın cep telefonunda iki ayrı mesajlaşma programı var. Bunlardan biri her cep telefonunda olan SMS. Diğeri ise internet üzerinden giden bir program. Biz İlker Ilgaz'ın da kızınızın da cihazlarını inceledik. Ancak sisteme kayıtlı bir mesajlaşma görünmüyor. Bu da hayatın olağan akışına aykırı. O programın kendince bir şifreleme sistemi var. Biz başvurumuzu yaptık. Ama silinmiş mesajlara ulaşamıyoruz. Kızınızın telefonda bir tuhaflık var. Mesajlar sanki tek taraflı gönderilmiş gibi. İlker Ilgaz tarafından gönderilmiş bir cevap yok. Ben anlamıyorum. Ne demek bu? Yani kızınızın bilmediğiniz ikinci bir hattı, yedek bir telefon olabilir mi?
yedek telefon mu? Hayır hayır, mümkün değil. Mutlaka görürdüm. Görürdüm. Bebeğimin gözümün önünde hasta ruhlu bir adamın oyuncağı olduğunu göremedim ama yedek telefonu görürdüm. Biz telefon meselesinin peşindeyiz. Siz merak etmeyin. Siz sadece sakin olun ve bizden haber bekleyin. Unutmayın, biz de sizden haber bekliyoruz. Kızınız konuşacak duruma geldiğinde, doktor izin verdiğinde bize haber verin. Çok sev beni. Lütfen çok sev. O kadar çok sev ki bu yaptıklarımın bir tanesinden bile utanmayayım. Babamın annemi hiç sevmediği kadar çok sev. Ben sana hala çok kızgınım. Çok kızgınım. Ama bilmiyorsun. O adam kızımıza neler yapmış bilmiyorsun. Bizim kızımız neler yaşamış bilmiyorsun. Biz nerede hata yaptık? Neden bu kadar çok sevilmek istedi? Neden o adam onu sevsin istedi? Nerede eksik bıraktık? Neydi yanlışımız Timur? Telafi edeceğiz değil mi? Kızımız bize ikinci bir şans verecek ve biz hep beraber yaşadığımız her şeyi telafi edeceğiz. Biliyorum, ben çok ağır konuştum sana. Haksızlık da ettim belki biraz. Öfkemi, acımı, çaresizliğimi senden çıkardım. Ama sana çok ihtiyacım var Timur. İhtiyacımız var. Kızımızın bize ihtiyacı var. Ailemizin bize ihtiyacı var Timur. Hadi aşkım. Ela yoğun bakımdan çıktı. Hayatta. Gevşe artık biraz. Kadın tependeyken nasıl rahatlayacaksın bilemiyorum ama. Biz kızımla çok iyiydik. Çok yakındık. Bana küsmeden önce iyileşti. Gözünü açtı. Ben şükrederken bile kızımla göz göze gelmemek için gözümü kaçırıyorum. Göz göze gelecek de bana yine öfke duyacak diye kızımın yüzüne bakamıyorum. Aşkım, çok abartıyorsun. İçmesem mi? Ya o da annesi gibi. Sen nasıl babasın derse. Beni niye koruyamadın derse. Bak, bunlar hep Bahar'ın kafası. Çık şu kadının kafasından. Hem sen ne yapabilirdin? Babasın sen, Süpermen misin? Hem kız daha konuşmadı. Ne diyecek, ne anlatacak. Bakalım altından kim çıkacak bilmiyoruz. Ya o herif yaptıysa? Yani iki yudum alınca başa sarıyorsun Timur. Kadın ortaya bir taş attı, dünyayı karıştırdı. Onca parayı da cengaverlik yapıp kabul etmedi. Seni dolduracak tabii, ne yapacak? Ama ben mahkeme İlker Ilgaz suçudur diyene kadar bunca yıldır ekmek yediğin insanın arkasındayım. Ekmeğin boyutunu düşününce seni de anlıyorum tabii. Karım, azıcık kafasını kullansaydı ekmek fabrikası yapmıştınız. 10 milyon dolar. Benim hastaneye gitmem lazım.
Dur, unutmadan. Halletmemiz gereken bir şey var. Ne demek oluyor bu? Benim asistanım, benim sağ kolum Hale Hanım'la birlikte kol kola girip ceplerine de 10 milyon dolar koyup milletin kızına Amerika vatandaşlığı hediyesi vermek için gidiyorlar. Aklın neredeydi Banu? He? Ben oğlunuz... Sen oğlumun değil, Ilgaz grubun çalışanısın. Sen kimin tarafındasın Banu? Sizin. Ben her zaman sizin tarafınızdayım. Biz demek. İlker Bey ya da Hale Hanım demek değil. Hale benim eşim. Çocuklarımın annesi. Oğlum. Oğlum. Tek oğlum. O da benim veliahtım. Soyumun devamı. Ama şirketim, Ilgaz Grup, benim varım yoğum, bizim kim olduğumuzu sakın unutma. Biz Ilgaz Grubuz. En baştan böyle konuşmamıştık, emin misin? Eğer bizim tarafımızdaysan, bizim kim olduğumuzu sakın unutma. Biz Ilgaz Grubuz. Türkiye'nin gündemine oturan şiddet olayının ilk duruşması için geri sayım başlarken mağdur Ela Yüksel'in Ilgaz Grup Finans Departmanı'nda çalışan babası Timur Yüksel'in istifa ettiği öğrenildi. Geç kaldın. Çoktan yaptın sanıyordum. Çoktan yüzlerine fırlatmalıydın o istifayı. İsmail Ilgaz'a yakın kaynaklar, Acılı Baba'nın istifasının şirket tarafından kabul edildiğini belirttiler. İsmail Ilgaz'a yakın kaynaklar. Ta kendisi. Bu haber sitesi senin arka bahçen. Senin duyurmadığın tek satırı bile girmez bunlar. İstersen daha sonra konuşalım mı? Biz böyle konuşmamıştık İsmail. Adam istifa etmeyecekti. Banu adamı ayarlamıştı. İstifa yoktu. Ve biz bunu mahkemede kullanacaktık. Mahkemede karşı tarafa dışarıda o çok bilmiş slogancıları susturmak için kullanacaktık. Hı. Patron kızı dövdüyse babası neden hala bizden maaş oluyor diyecektik. Adam bünyemizde olduğu sürece şirket üçüncü sayfadan inmeyecekti. Ve şirketin ismi yeterince zedelendi. Şirket. 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 Oğlun Hale. Oğlun şirketi yeterince batırdı. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğim. Bu 10 milyon doların rövanşı mı? Bunu beni cezalandırmak için yaptın değil mi? Mahkemedeki kozumuzu harcadın. Uzun ve zorunlu bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle son paylaştığım posta bakıyorum da... dün günümün sabahı. 100 yıl önceymiş gibi geliyor. Her neyse, edebiyat parçalamayacağım şimdi. Ben İrem Orhun. Yani artık hepinizin bildiği gibi İrem Ilgaz. Ha bu arada... hayat normale döndüğünde...
Sizinle cezaevinde nikah challenge nasıl oluyormuş bir video paylaşacağım. Hayat normale döndüğünde dedim, değil mi? Bazen hiçbir şey bir daha normal olmayacakmış gibi geliyor. Sizinle her şeyi paylaştığım gibi bunu da sansürsüz olarak paylaşacağım. Hayatımın en ağır sınavlarından birini verdiğim bir dönemden geçiyorum. Geçiyoruz. Eşim ve ben. Nikah masasından kaldırılıp götürülen, kişiliği ve itibarı yerlerde sürünen, cezaevinde linç edilen İlk Arılgaz ve ben çok büyük bir sınav veriyoruz. Bu süreçte mesajlarınızı okuyorum. Desteklerinizi, paylaşımlarınızı ve azgın bir azınlığın alay ve hakaretlerini okuyorum. Bu hikaye dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Biz dışarıdan nasıl gözüküyoruz bilmiyorum. Umurumda da değil. Bizim neler çektiğimizi, nasıl bir sınav verdiğimizi, nelere katlanmak zorunda olduğumuzu bir tek Allah biliyor. Sizinle bu postu paylaşmak istememin sebebi... tüm kalbimle yanında olduğum eşim İlk Arılgaz'a olan desteğimi daha haykırmak istemek. Yanındayım İlk Arılgaz. Çünkü bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ben daha iyisini yaptım. İlker'i çağırdım. Madem üçümüz de buradayız, bu şeyi daha fazla uzatmayalım. Yüzleşelim, bitsin. İlker. Bak, onu üzmek istemediğini biliyorum. Ama bak, artık buradayız aşkım. Senin bu yaptığın vicdan değil ki. Sen iyilik değil, kötülük yapıyorsun artık. Onu da haksızlık görmüyor musun? Bırakalım, ne olacaksa olsun. Sen... senin tedaviye ihtiyacın var. Sen hastasın. Bak. Sen bizi kafanda yaratmışsın. Baban çok önemli bir iş arkadaşım benim. O yüzden sana ekstra yakın davrandım Ela. Ama sen beni çok yanlış anlamışsın. Beni yanlış anladığın için gerçekten özür dilerim senden. Yanlış anladım ben. Ben seni yanlış anladım. Babam, senin adını bile hatırlayamadın babam yüzünden. Özür diliyorsun bile. Ay, özür diliyorsun. Ben bizi kafamda yarattım diye benden özür diliyorsun. Sen devirmişsin.
Sen bu yanındakine acımaktan delirmişsin. Yavaş ol küçük. Göreceksin. Duydun mu beni? Sen bekle, ben daha neler yapacağım. Seni bitireceğim İlker Ilgaz. Duydun mu? Ben seni bırakmam. Ben seni bitireceğim. Ben seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Hadi hayatım. Dokunma. Sen bana sakın dokunma. Sarsan Ela Yüksel davası bugün başlıyor. Yol kenarında bulunan genç kızın Ilgaz Grup'ta stajyerlik yaptığını öğrenilmesinin ardından başlayan süreçte geçirdiği ameliyatların ardından Ela Yüksel henüz ifadesini vermedi. Annesinin ünlü iş yasana İlker Ilgaz'ı suçlamasıyla gündeme alt üst eden Ela Yüksel'in mahkemede konuşup konuşmayacağı ise merak konusu. Taksim 381 nolu dosyanın ilk celsesini açıyorum. Davacı Ela Yüksel. Davalı İlker Ilgaz. İddianame okundu. Davanın kabulüne karar verildi. Buyurun. Bugüne kadar pek çok şey söylendi. Kamuoyuna mağdur Ela Yüksel'in hikayesi anlatıldı. Ben bugün size gerçek hikayeyi anlatmaya başlayacağım. Ela Yüksel'in gerçek hikayesini. Çünkü bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir.